Can yoldaşım, yeni bölümde neler olacak? Emily ve Sandia yarışmaya başlamıştı. Sandia önde giderken Emily son turda tam puan almıştı. Menakşe aldığı ödülden dolayı ailesine mutlu olup olmadıklarını sorar. Santoj ise mutlu olduğunu söyler. Mina bu yarışmaya oğlu Kahne için katıldığını söyleyerek yalan söylemiş olur. Santoj alışverişe çıkacakken duvarda asılı duran fotoğraf çerçevesinin düştüğünü görür. Bu onlar için uğursuzluğa işarettir. Santoş yeni bir çerçeve almaya karar verir. Santoş fotoğrafı çerçeveletmelerini isterken adam fazla fiyat söyler. Santoş itiraz edince daha önce Sandia'nın da fotoğraf çerçevelettiğini öğrenir. Bu Sandia'nın suçu üstüne alırken sunduğu kanıtlardan biriydi. Santoş eve geri döndüğünde Mina'nın kadınlara yaptığı sohbeti duyar. Sandia'nın gerçekleri sakladığına dair konuşmalar döner. Böylece Santoş asıl suçlunun Emily olduğunu öğrenir. Suraj, Sandia'nın yarışmada insanları salondan çıkarma fikrini nasıl bulduğunu çok merak etmiştir. Sandia ise bunu Suraj sayesinde yaptığını belirtir. Suraj'ın Sandia'ya gazeteye sarıp getirdiği jalebi sayesinde olduğunu vurgular. O gazete kağıdında yazan haberden yola çıkarak bu fikri bulduğunu söyler. Emily ve Mohit cephesinde ise Mohit bildiğimiz gibi sürekli Emily'ye hata yapmaması konusunda uyarıyor. Ayrıca yarışmada görevli bir arkadaşına ulaşıp ondan yardım etmesini istiyor. Mohit ve Emily ana kapıya çıkarlar. Mohit arkadaşını içeri alır. Onlara yarışmada çıkacak soruyu ve cevapları yazılı olduğu bir kağıt verir. Emily yarışmada başarılı olursa onlardan para istediğini de açıkça beyan eder. Bu arada Sandia'yı da uyku tutmamış aşağı inmiştir. Emily Sandia'nın geldiğini görünce endişelenir. Mohit elindeki kağıdı hemen bir yere sıkıştırır. Sandia onlara burada ne yaptıklarını sorar. Mohit ve Emily uykularının kaçtığını biraz yürüyüş yaptıklarını söyler. Sandia da uykusunun kaçtığını bu yüzden Suraj ile oyun oynayacaklarını söyleyip oyun tahtasını alır. Bu Mohit'in kağıdı soktuğu tahtadır. Mohit ve Emily de Suraj ve Sandia'nın odasına damlayıp onlarla oyun oynamak istediklerini söyler. Mohit, Suraj ve Sandia'yı oyun alanından uzaklaştırmayı başardığında Emily hemen kağıdı yerinden alır. Ertesi sabah yeni bir oyun günüdür. Yarışmacılar stüdyoda toplanır. Bu sefer yarışmacılar iki takım halinde yarışacaklardır. Sandia ve Emily aynı takımda olur. Chavi sonunda ikisi için aynı dua edebileceğini söyler. Bu oyunda oyuncular doğal afet zamanında gerekli olan malzemeleri almaları istenir. Bu yüzden büyük bir mağazaya sokarlar ve yalnızca 20 adet ürün almaları istenir. Bu oyunda Emily listeyi ezberlediği için çok aktif hareket eder. Mohit Emily'nin ağzından bir şeyler kaçıracağını düşünüp gerilir. Sandia ve Emily son ürünü alırken tartışmaya açarlar. Sandia ipe yönelirken Emily tuvalet kağıdına sarılır. Son saniyelerde Sandia'nın ipini geri bırakmayı çalışır ve aralarında anlaşmazlık olur. Sandia ipe daha çok ihtiyaçlarına olduğunu söylerken Emily senin yüzünden kaybettik demeye başlar. Yarışmacıların eşyalarının puanları toplanır. Sunucu ip hariç puanlarının 108 olduğunu söyler. Bu puan onların geride olduğunun göstergesidir. Stüdyoda gergin bekleyiş başlar. Mohit Sandia'nın bilmiş tavırlarına kızar. Bu oyunda Emily'yi dinlemesi gerektiğini savunur. Sunucu ipin puanını öğrenmek ister. İpin puanı önce 0 olarak gösterilir. Sandia gözyaşlarını boğulur. Bu oyunu kaybettikleri anlamına geliyordur. Ama sunucu oyun oynar ve tekrar baktıklarında ipin puanı 15'tir. Böylece Emily ve Sandia öne geçmiş olur. Sunucu ipin doğal afetlerde kurtarıcı olduğunu söyler. Emily'ye dönüp tuvalet kağıdını seçme sebebini sorar. Emily sessiz kalır. Bir kez daha Emily Sandia sayesinde bu turu da geçmiş olur. Mohit tekrar arkadaşıyla bağlantı kurmaya çalışır. Oyunun yeni turu için yeni bilgiler edinmeye çalışır. Bu arada da bu adamın birilerine yardım ettiğini öğrenir ve ifşa eder. Herkes şoke olurken Mohit ve Emily endişelenir. Sunucu yarışma sorularının sızdırıldığını, bu yüzden yeni oyun için zamana ihtiyaçları olduğunu söyler. Yakında bu yarışmayı da bulacaklarını söyler. Sandia'yı cesaretinden ve dürüstlüğünden dolayı över. Videom burada sona erdi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.